Haber'in merkezi Show Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Günün önemli başlıklarını sizlere aktarmak üzere bugün de karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlıyoruz. Siyasetin sıcak başlıklarını değerlendirdi. 2023'te son defa seçilip gençlere teslim edeceğiz sözüne açıklık getirdi. Siyasetten çekilme anlamına gelmez diyen Erdoğan, AK Parti'den hiçbir zaman kopmayacağını vurguladı. İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Mevzuatın iki kez seçilmeye izin verdiğini hatırlattı ama Tayyip Erdoğan'ın siyasetten çekilmesi anlamına gelmez dedi. Samsun'daki "bu partiyi ben kurdum, arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü" sözleriyle açıklık getirdi. Türkmenistan'dan dönüş yolunda siyasetin sıcak başlıklarını değerlendirdi Erdoğan. Anayasada başörtüsü düzenlemesinin mecliste kabul edileceğine inandığını söyledi. Başta İyi Parti olmak üzere buraya destekler gelecek diye düşünüyorum. Buna eğer HDP'den destek gelirse buna da şaşmayın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dolayısıyla CHP'den de gelecektir. Çocuk istismarına tepkisini sürdürürken Ekrem İmamoğlu'nun Hira Nur Vakfı'nı mühürlemesi için şov yapıyor dedi. Altılı masadaki liderlere de söyleyecekleri vardı. Adalet Bakanlığı'nın kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Önce sen şu daha kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. CHP'nin bu noktada herhangi bir samimiyeti yoktur. Altılı masada bu gördüğünüz kişilerin de maalesef ondan farkı yoktur. Ve terörle mücadele artık sabır bitti. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz dedi. Suriye lideri Esad'la görüşme teklifini de açıkladı. Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, savunma ve dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Ve değerli izleyenler, mahkeme kararı siyasetin gündemini değiştirdi. Muhalefet liderleri Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da bir araya geldi. Dün akşamdan itibaren sergilenen görüntüler Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu mu sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey... Mahkumiyet kararı açıklandı. Muhalefet İmamoğlu'nun etrafında kenetlendi. Muhalefet bu kez Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplandı. Söz veriyorum, adalet ya gelecek ya gelecek. Dün akşam saatleriydi. Siyaset dünyası bir anda hareketlendi. Kılıçdaroğlu Almanya programını kesip dönüşe geçerken Akşener İstanbul'a ulaşmıştı. Tartıştıkları iddia edilen Kaftancıoğlu da İmamoğlu'nun yanındaydı. Birlikte halkın karşısına çıktılar. Erdoğan'ın siyasi yasak dönemindeki sözlerini tekrar ettiler. Adalet gün gelecek, yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Meral Akşener olarak söz veriyorum, bu şarkı da burada bitmeyecek. Trafik gece boyu sürdü. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Mansur Yavaş ve CHP'li belediye başkanları Saraçhane'ye geldi. Sayın Başkan, hiç moralini bozma. En ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. Altılı Masa'nın İstanbul'da toplanması Davutoğlu'nun fikriydi. İmamoğlu'na birlikte destek verdiler. Buluşma saati saat 16'ydı. Saraçhane Meydanı an itibariyle dolmaya başladı. Hınca hınç bir kalabalık var. Ellerde Türk bayrakları. Onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada. O görüntüler sonrası muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu mu sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz. Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Miting devam ederken Saraçhane'deki görüntülere MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. İmamoğlu dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Karar kesin olmayıp istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekarlıktır paylaşımı yaptı. Meclisteki bütçe görüşmelerinde sona yaklaşılırken gündem bir anda değişti. Vekiller İmamoğlu polemiğine girdi ve tansiyon yükseldi değerli izleyenler. Oturumun ilerleyen saatlerinde meclisten bir de rekor haberi geldi.
sen ahmaksın sen desek bana dava açar mısın açmaz mısın? İlk önce dönün kendi aynada kendinize bakın. Mahkemenin İmamoğlu kararı mecliste de gündemi değiştirdi. İktidarla muhalefet bir kez daha karşı karşıya geldi. İstanbullunun yönet dediği Ekrem İmamoğlu'na. O zaman Recep Tayyip Erdoğan yönetsin demişti. Birileri siyasi yasak getirdi. Şimdi Ekrem İmamoğlu yönetsin dedi, siyasi yasak geliyor. Ziya Gökalp'in bir şiirinin okunması münasebetiyle bir dava görülmüştü. Bu ayrı bir mesele. Genel kurulda bütçe maratonu devam ediyordu. İmamoğlu'na mahkumiyet kararı açıklanınca vekiller konuşma metinlerini yeniden düzenledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de partimize yönelik linç kampanyası yürütülüyor, kınıyoruz açıklaması geldi. Şuna demiş, buna demiş. Ahmak demek suç öyle mi? Ben de diyorum ki böyle bir kararı vermek ahmaklıktır. Tansiyon ara ara yükseldi. Birleşimi yöneten AK Partili Meclis Başkan Vekili Süreyya Sade Bilgiç ise kırılması zor bir rekora imza attı. Sizleri tebrik ediyoruz ve alkışlıyoruz. Evet, sağlık ve afiyetler diliyoruz. Hiç ara vermeden 9 saat 44 dakika oturum yönetti Bilgiç. Bir saniye bile olsun yerinden kalkmadı. Önceki rekor 8 saat 15 dakikayla CHP'li Levent Gök'e aitti. Sadece kırmadık, geliştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Müjdeli açıklama en yetkili ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki bazı EYT'lilerin bir kez daha yaşa takılması söz konusu mu? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin istifade edecek kişilerin tamamını kapsayacak dedi. EYT'liler rahat bir nefes aldı. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları sevindiren haber geldi. EYT'niz ama yaş 50'ye çıkartıyormuş bildiğim kadarıyla. Teknik sorunla yaş arasında bir ilişki nasıl kurduğunuz bilmiyorum ama sorunları çözüldüğünü söylüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar bir kez daha yaşa takılma korkusu yaşamışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den gelen açıklamalar yaş sınırı rafa kaldırıldı şeklinde yorumlandı. Ben de bir EYT. 98 girişliyim ama yaş şartını ortaya sunuyorlar ama bu bizim için artı bir şart demek. Bakan Bilgin teknik sorunların çözülüp altyapının oluşturulduğunu açıklamıştı. Tamamını kapsayacak düzenleme vurgusu da yaş şartı aranmayacağının sinyali gibiydi. Yaşa yaş şartı getirmek demek bu çözüm değil. Biz gerçek bir çözüm istiyoruz. EYT için net tarihin 8 Eylül 1999 olduğunun altında çizdi Bakan Bilgin. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez açıklaması yaptı. Beslediği egzotik hayvanlar ve 100 araçlık konvoyla cezaevine giriyormuş gibi yaptığı görüntülerle tepki çekmişti. Kimden bahsediyoruz? Çerkez Cengiz olarak bilinen Cengiz Çıklarıoğlu'ndan bu kez de trafikte silahlı saldırıya uğradı. Değerli izleyenler ve şoförüyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Kızım, güzel kızım. Hayvanseverliği Nişantaşı'da sandviçinden kediye bir salam vermek olmasın kimse. Beslediği hayvanlarla tepki toplamış, 100 araçlık konvoyla cezaevine gittiği görüntüler günlerce konuşulmuştu. Çerkez Cengiz yolda giderken şoförüyle saldırıya uğradı. Onayda ceza sürecim var. Çerkez Cengiz olarak tanınan Cengiz Çıklarıoğlu 4 yıl önce kurguyla cezaevine giriyor gibi yaparak bu görüntüleri vermişti. Suç örgütü algısı yarattığı gerekçesiyle gözaltına alınıp sorgulandı. O kadar hayvan severseniz bir gelin. Deyin ki ya şunu yanlış yapmışsınız dedim. Çıklarıoğlu kafede beslediği hayvanlarla da gündeme gelmiş tepkilerin odağı olmuştu. Burası Orman Bakanlığı'ndan, valilikten, belediyeden izni olan bir yer. Hayvan rehabilitasyon merkezi. Çerkez Cengiz olarak bilinen Cengiz Çıklarıoğlu şoförüyle Riva'ya doğru hareket halindeydi. İddia göre trafik sıkıştı. Esnada saldırganlar bunu fırsat bildi ve aracın içinden Cengiz Çıklarıoğlu'na ve şoförüne ateş etti. Çıklarıoğlu ve şoförü araca isabet eden kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Onlara kimler neden saldırdı? Polis olayın üstündeki sır perdesini aralayabilmek için çalışma başlattı. Dolandırıcılarsa oyunlarına ne yazık ki bir yenisini daha ekledi. Bu kez iş arayanlara hedef seçtiler değerli izleyenler. Resmi kurum İşkur'un özel versiyonuyuz diyerek iş bulma vaadiyle para toplamaya başladılar. Merhaba, sizi bir saat çalışmaya davet ediyorum. Günlük maaş 500 TL, 2800 TL. Bana ulaşın. Bana hep geliyor bu mesaj.
Bir dönem neredeyse herkese gidiyordu bu mesajlar. Bir saat çalışma teklif edip karşılığında 500 lira, 1000 lira, 2000 lira maaş vaat ediyorlardı. İşte o mesajlar yeniden gönderilmeye başlandı ama bir başka tuzak yöntemle. İşe girmek için para istiyordu, veriyor. İşe giremiyor. Gitti para. Gitti, yandı. Dolandırıcılar artık iş arayanları, işsizleri hedef almaya başladılar. Öyle ki kendilerine o kadar güvendiler ki devlet kurumu olan İşkur'un özel sektör versiyonuyuz diye yalan uydurdular. Birkaç tane böyle mesaj geldi, evet. Ne yaptınız? Vallahi hiç umursamadım bile yani. Bunların doğru olduğuna zaten inanmıyorum. Ben umursadım. Mesaj attım. Kardeşim nasıl böyle bir şeye düştün ya? Düşmedim, hayır. Olta attım ben. Ha, olta attım. Tabii. Tamam. Dolandırıcılık bildiğin. Çok yakından tanıdığımız insanlar bu tuzağa düşebiliyor. Öyle mi? Var mı düşen? Var. Kim? Tamam. O dolandırıcılar işsizlerin adeta umutlarıyla oynadı. Size bir haftada iş buluruz ama bize 2500 lira. Bir ayda iş bulursak bize 1000 lira ödeyin dediler. Yalanlarına yalan eklediler. Annem bazen düşüyor da onu uyarıyorum. Ben de bu tuzağa bir kere düştüm. Para kaptırdım. 300 lira vermiştim. Sık sık gönderilen o mesajlardan biri Rana Hanım'a da geldi. Ama Rana Hanım uyanıklık etti. O tuzağa düşmedi. Geri döndünüz mü bu mesajı? Hayır, dönmedim. Neden dönmediniz? Çünkü dolandırıcı olduklarını anladım. Tuzağa düşmemek ve dolandırıcı para kaptırmamak için yapılması gerekense basit. Bu tür şüpheli mesajlara itibar etmemek. Emniyet Genel Müdürlüğü, emniyetimiz sık sık mesaj atıyor. Bu tür şeylere asla inanmayın, güvenmeyin. Tekrar İstanbul'dayız. Yol kenarlarında patates satanlara dikkat diyoruz değerli izleyenler. Çünkü bazı uyanık satıcılar o işi bir dolandırıcılık yöntemine dönüştürdü. Çuvalla satılan patatesler eksik çıkıyor. Ekibimiz de bir ihbarın ardından öyle bir esnaftan patates aldı ki bakın çuval kaç kilo eksik çıktı. Sen dolandırdın, benim oğluma dolandırdın. Biz mi dolandırdın? Siz dolandırdın. Biz. Ben sana bir şey diyeceğim, beni dinle, beni. Oğlunuzun bize 45 kilo diye sattığı patates bu. Patates satan oğlu tartıda hile yaptı, baba utanacağına üste çıkmaya kalktı. Sizin oğlunuz dolandırıcılık yapıyor. Dolandırıcı yapmıyor. Benim oğlum dolandırıcı değil, benim oğlum mesela. Sizin oğlunuz bize 45 kilo patates parası alıp 35 kilo patates sattı bugün. 46 kilo diye aldık, tarttık, 36 kilo çıktı. Abi çek. Ayıp. Ayıbı sen ettin dayı. 46 kilo diyorsun. 36 kilo desen ona göre fiyat biçeriz herhalde. Show Haber ekibi bugün bu videonun çekildiği yere müşteri olarak gitti. Kaç kilo? 46, 45, bu aralar geliyor. Kantarın kantı var mı? Öyle büyük tarafı yok abi bizde. Öyle büyük kantar yok bizde. 46 kilo kaç dedik? Yani kilosu? Ekibimiz patatesçinin 45 kilo dediği o çuvalı satın aldı. Patatesçiden patatesimizi aldık. Bir çuval patates şu anda aracımızın bagajında. Biz her ihtimale karşı yanımıza tartı da aldık. Patatesi tartacağız. Bakalım o patates kaç kilo gelecek? O patatesçiden aldığımız patatesi kendi tartımızda tarttık. Tartı onun oyununu gözler önüne seriyor. Bakın şu anda patates tam 35 kilo geliyor. Ekibimiz çuvalı iade etmek istediğinde patatesçinin yerinde yerleşiyordu. Bir süre sonra babası geldi. Oğlunu korudu, ekibimize iftira attı. Ben sana bir şey diyeceğim, beni dinle beni. Ne para giriyor ede ederim ne patatesi alırım. Nasıl hırsızlık yapmış görüyor musun? Hayır, sen hırsızsın. Biz hırsızız. Sen bunun üstünü çıkarmışsın, boşaltmışsın. Üçkağıtçı ve şerefsizsiniz, beni konuşturma. Terbiyesizlik yapma. İnsanları da dolandırıyoruz. Dolandırmıyoruz, biz dolandırmıyoruz. Çuval çuvalı tutmaz. Bir çuval hasabı satıyor. Sana kiloyla satmıyorum. Kaç kilo? 46, 45 çuvalara gidiyoruz. Çuval çuvalı tutmaz deyip muhabirimize dolandırıcı demek. Gerçekten daha neler göreceğiz değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Kapatılan hayvanat bahçesinden aslan kaçtı, paniği yaşandı. Daha önce mahkemelik olan taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Ankara'daki o hayvanat bahçesinin sahibi iftira dedi. Güvenlik kamerasına takılan hayvanın aslan değil, köpek olduğunu iddia etti. Bahçeyi gezerken bahçenin dibinde aslanı görüyor. Sokaktan geçen aslan diye köpeğe çekmişler. Şu hiç aslana benziyor mu? Aslan mı yoksa köpek mi? Kapatılan hayvanat bahçesinin sahibiyle komşuları şimdi de kameraya yansıyan bu hayvan üzerinden karşı karşıya geldi. Gündüz kaçsaydı ne olurdu? İnsanları parçalardı. Benim evim var. Benim bahçeme de girebilirdi. Öyle bir şey yok. Aslanlarımız içeride. Saat hepsi içeride. Kaçma imkanı yok. İncek'teki hayvanat bahçesi mühürlendikten sonra iş yeri sahibi Yaşar Kaplan'a hayvanların tahliyesi için süre verilmişti. Dün sabah saatlerinde işte bu kapıdan bir aslanın kaçtığı iddia edildi.
edildi. Çocuk da korkuyor tabii aslan olduğu için eve kaçıyor. Köpeğe karıştırmış olabilir. Aslan göz göze gelse sabah diyor ki altta işte çocuğum gördü. Aslan görse aslan saldırır. Her şey hayvanat bahçesine komşu Niyazi Güler'in şikayetiyle başlamıştı. Kükreme seslerinden rahatsız oluyorum demiş. Açtığı davayla hayvanat bahçesinin ruhsatını iptal ettirmişti. İş yeri sahibi Yaşar Kaplan yürütmeyi durdurma kararını mehter takımıyla kutlamıştı. Ekim ayında mahkeme hayvanat bahçesinin ruhsatını ikinci kez iptal etti. Hayvanların tahliyesi beklenirken görüntüdeki bu hayvanın aslan mı yoksa köpek mi olduğu bir kez daha tartışma yarattı. Telden girmiş, ne kadar kaldığını artık şey yapamadık, göremedik. O hayvanı gören tek kişi Rıfat Algöl'ün yeğeni, karşılaştığının aslan olduğu görüşünde. Taraflar şimdi bir kez daha birbirinden şikayetçi oldu. Polis de geldi, tanık tuttu, aslanların içeride olduğunu tespit etti. 24 tane aslanımız var, yavrular var, şey var. Bir de halk buna çok benimsediydi ama yapacak bir şey. Şarkıcılık hayali kuran bir genç iddiasına göre dolandırıldı değerli izleyenler. Bütün parası gidince de soluğu bir trafik tabelasının tepesinde aldı. Neyse ki ikna edilip indirildi. Şarkı sözlerini aratmayan dramını da Show Haber anlattı. Bir yol mu bıraktın? Sen hayli uzaktın. Düştüm çoktan battın. Bak kalmaz benim yerde. Şarkı yapacağız dediler abi bana. Ben çok istedim abi. Sözleri anlam katmadan. Güleceğim, gülemiyorum dayı. Başka bir çarem yoktu. Sevmek en kolay olan bir yoldu. Şöhret basamaklarını hızla tırmanıp şarkıcı olmak isterken kendini borçlarla bir başına buldu. Kurelik yapıyorum abi. Hayallerim şarkıcı olmaktı abi. Abi ben mazlum insanım zaten. Kimseye zararım yok. Kardeşim sakin ol. Kimseni kandırdı. Her şey kuryelik yapan gencin sesini milyonlara duyurma isteğiyle başladı. 25 yaşındaki Yusuf Kuzu'nun hayali şarkıcı olmaktı. Tanıdığı bir arkadaşı onun sesini dinledi ancak ilk şarkıyı beğenmedi. Seni benden alsalar, koparsalar yine de vazgeçmem ben senden. Çevrenizdekiler sesinizi yani, seviyor muydu? Ben inanmıştım. Sizin sesinizi duyunca al bunda bir star ışığı var mı dedi de İlk sizden para istedi. Slow okudum da abi kendisi beğenmemişti. Daha sonra kendi sözlerini söyletti. Bu sefer oldu dedi. Gözlerim mavi, dünyam buzdu. Ne yazık seni cebinde para bozdu. Yusuf da ona inandı, güvendi ve cebindeki parayı ona verdi. Ben ona güvenmişim abi, adama değer vermişim, abi demişim. Hani insanlar hep benimle dalga geçiyor. Şarkı hevesiyle hani beni sürüklüyorlar. Hani herkes beni kandırıyor abi. 17-18 milyar yakın param gitti. Yani ben şarkıcı falan yapacağım diye kimseye motive vermem. Söz satışım tanesi 2000 lira. 4 tane şarkı aldım. Hayali rap star olmaktı ancak borç batağına saplandı. Genç adam kara kara bankalara ödeyeceği parayı düşünüyor. Ben buna krediyi çekerken dedim ki bak oğlum yapma. Para 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 sürekli para. Kendi kendine tribe girmiş yani. 80-90 lira yakın paran gidecek dedi. Ben zaten dolandırıcı olsam böyle gelip karşınıza niye konuşayım? İki taraf arasındaki anlaşmazlıkta son sözü yargı söyleyecek. Gülüşün hastalık elimden alsalar yine de vazgeçmem. Elazığ'da yaşlı bir adam çarşıdan aldığı tavuğu köyüne götürürken elinden kaçırdı. Yakalamak için dakikalarca uğraştı. Samsun'da ise yine bir tavuk gizlice kargo aracına bindi. O günü müsteteren anlarla devam ediyoruz. Adeta ben serbest gezen tavuğum dediği sahibinin elinden kurtulup caddeyi böyle gezdi. Elazığ'da bir adam çarşıdan aldığı tavukla köyüne dönüyordu ama tavuğunun gitmeye pek niyeti yoktu. İki adam hem sağdan hem soldan kıstırdı. İlk yakalama girişimi başarısızdı. Firari tavuk bu kez de kamyonetin altına saklandı. Sahibi oraya bakarken o diğer taraftan çıktı. Sonunda markete girmeye çalışırken yakalandı. Sahibine teslim edildi. Samsun'daki bu tavuksa belli ki göç etmeye karar vermişti. Kargo aracına son anda bindi, mahalleyi böyle terk etti. Zaten pahalı olan Antep fıstığının fiyatı yine uçuşa geçti diyebiliriz değerli izleyenler. Neden mi? Çünkü Eylül ayında 300 liradan satılan yeşil altın şimdilerde 470-500 liralara fırladı. Baklavacılarsa depoda bekleyen fıstığa neden zam geldiğini soruyor.
şöyle teraziye bırakıp tartıyoruz. Bir dilimi 18,5 falan geliyor. Ben bu baklavayı 200 seneden satıyorum. Para kazanıyorsam zehir zıkkım olsun. Antep fıstığı yükselen fiyatıyla bu yılın en dikkat çeken ürünlerinin başındaydı. Yılın bitimine doğru sert bir zam daha geldi. Antep fıstığı 9. ayda 300 civarındaydı. Şu an 470, 480 ve 500'e dayandı. Antep fıstığına Eylül ayından bu yana gelen zamlar %60'ı gördü. Bundan en çok yakınansa baklava üreticileri. Zam yapmadık ama bu gidişte zam yapacağız gibi görünüyor. Dayandığımız yere kadar dayanacağız. Gaziantep'te fıstık stoklarının dolu olduğunu söyleyen baklavacıların iddiası, depoda bekleyen ürünün durduk yere maliyet artışından etkilenmeyeceği. Kooperatif Başkanı Ahmet Polatsa kuraklığın üretimi %80 azalttığını söylüyor. 3 ay içerisinde depodaki ürüne ne gibi bir maliyet bindi? Yani mazot mu yakıldı, eleman mı çalıştırıldı bunun için? Ne oldu da ben de anlamış değilim. 2023 yıl içinde yani gelecek sezon içerisinde ağaçlarımıza ciddi bir ürün emaresi gözükmemektedir. Kurak geçebilir ama bugüne kadar biz hiçbir zaman fıstıksız kalmadık. Benim de fıstık arazim var. Yok diye bir şey yok. Çiftçi nakit ihtiyacı olmadığı müddetçe ürününü satmamaktadır. Mal değerlensin diye satmıyor. Bu fırsatçılık abi, başka bir şey değil. Yani. Fıstık Allah'ın fıstığı, ağaçta büyüyor diyor yani. Bakın henüz zamlanmamış baklavanın dilimi bile şu anda 18 lira 48 kuruş. Bir de baklavacılar zam yaparsa, fıstıkta zam geldiği için, o zaman rakam 20 liraların üzerine 22-23 liralara çıkacak. Bu gidişte vatandaş biraz daha baklavayı kısacak yani. Az yiyecek. İhracatı biraz kısarlarsa, ithalata izin verirlerse bu fiyat gerileyebilir yani. İnternetten alışveriş artık hayatımızın bir parçası ama neyi, nereden aldığınız çok önemli değerli izleyenler. Bir örnekle devam edeceğiz. Uygun fiyatlı nevresim ilanını gören Necla Sarıçiçek hemen sipariş verdi. Ama gelen paketi açtığımda şok geçirdi. Çünkü dolandırıcılar ona nevresim diye bakın ne yolladı. Kızlar, komşular, ben dolandırıldım. Bakın bir neler gelmiş, neler. Ay, internetten ne getirttirdim ben. Bu büyük bir tane nevresimim bakın. Çok süper. Nevresim takımı beklerken bez parçaları geldi. Parasını kaptıran talihsiz kadın haline hem güldü hem isyan etti. Nevresim çarşaflarım bak. Böyle. Alt çarşafı 300 lira falan para değil ama ben 3 gün çalıştım buna. Helal param gitti. Alın terim. Necla Sarıçiçek aslında o satıcıdan şüphelenmişti. Gelinim de bana söylediydi zaten. Yorumla yok, iyi bir şey değildir herhalde bu site diye. Bir hafta sonra geldi, hemen paketi açtık, bir baktık, şok olduk zaten. Gördüklerine inanamadı. Paketten çıkan 3 adet bez parçasıydı. Çok hoşuma gitti, beğendim, siparişi verdim ama gele gele geldi. Çok alakasız bir bez parçalarını katmışlar. Yastık diye, kılıf diye bunları böyle beni kandırmışlar. Geri bir tane numara varmış, aradık. Böyle bir numara yok dedi. Başına gelenden sonra da internet alışverişlerine karşı herkesi uyardı. Tanınmış bir sitelerden alsınlar, böyle bir ben gibi kanmasınlar. Elinin yemeği gözünün nurları hep boşa gitti milletin. Böyle bir şeyler katıvermişler bana. Şimdi sizi 5 yaşındaki Hira ile tanıştıracağız. Daha bu yaşta köydeki her işe el atan, tavukları, inekleri besleyen, koruma giysisi olmadan arıların arasına dalan kız, ünlü çizgi film kahramanı Heidi'nin Sivas şubesi gibi. Ödül kapmazlar değil mi? Süt sağıyor. Hiç korkmadan arıların arasına giriyor, ata biniyor. Sivaslı Hira Haydi'ye taş çıkarıyor. Tavuk, kuş, arı, kedi, köpek. Hiç korkmuyorsun değil mi onlardan? Evet. Hira Nur 5 yaşında Sofular Köyü'nde yaşıyor. Hayvan sevgisi erken doğan buzağıyla başladı. Evde beslediği benekliği hiç yalnız bırakmadı. Beneklisini çok seviyorum. Ben sevgimi ilk önce benekliyle çıkardım. Oradan sonra tüm hayvanları istedim. Devamlı hayvanlara bakıyor, ilgi gösteriyor. Ne istersin kızım, at. At aldım. Ne istersin kızım? Tavuk. Tavuk getirdim. Daha küçücük ama elinden her iş geliyor. İneklere saman götürüyor, tavukları besliyor. Cesareti de şaşkına çeviriyor.
Çok mu seviyorsun yeri arıları? Evet. Artık maskesiz, eldivensiz arılara bakım yapıyor birlikte. Ve 2022 Dünya Kupası heyecanı, yarı finalin ikinci maçı dün akşam oynandı değerli izleyenler. Kupada büyük bir sürprize imza atan Fas son şampiyonu geçemedi ve 2-0'lık mağlubiyetle finali Fransa'ya kaptırdı. Tarih yazdılar, Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk Afrika takımı oldular. Ama final yolculuğunda Fransa engeline takıldılar. Bir yanda İspanya, Portekiz gibi devleri eleyen Fas, diğer yanda son şampiyon Fransa. Fransa daha 5. dakikada golü buldu. Ona rağmen Fas oyundan kopmadı. Mücadelesiyle takdir topladı. Ama 79. dakikada gelen ikinci golle horozlar adını finale yazdırdı. Fas'ın peri masalı son buldu. Bir yanda mağlubiyet hüznü, diğer tarafta galibiyet sevinci vardı. Fransızlar bitiş düdüğü çalar çalmaz kutlama yapmak için sokaklara çıktı. Ama Montpellier'de eğlencenin tadı kaçtı. Karşı karşıya gelen taraflar ortalığı birbirine kattı. Değerli izleyenler, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte günün önemli gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızda olmayı umuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.